Merhabalar. Çok yakın bir zaman önce, yani yaklaşık bir hafta 10 gün önce İstanbul'a gitmiştim. Sizlerle bu anımı paylaşarak başlamak istiyorum konuya. Konumuz ateş. Yani insan bedeninin, vücudunun derecesinin, ateşinin yükselmesiyle alakalı ateşten bahsediyorum. Bunu zaten her videomuzda ve özellikle Instagram paylaşımlarında altına sorular sorarak cümleler yapıyorum ki bazı şeyleri birlikte düşünelim diye. Ve havada biliyorsunuz bu aralar gayet güzel gidiyor. Her ne kadar mevsimle uygun olmasa da gayet güzel iki uçak yolculuğuyla aslında gittim. Kızlarım ve torunumu görme şansım oldu. 2 gün geçirdim İstanbul'da. Tabii yolculuklar çok enteresan. Bir yerden bir yere gittiğiniz zaman bütün fizyolojinizin bir değişime uğraması da gayet normal. Yani detoks ihtiyacınızdan tutun da bulunduğunuz yer ile ev ortamınız ile sürekli her an değiştirmiş olduğunuz ortamlardaki mikroorganizmaları bile vücudunuza alıyor olmanız aslında sürprizlere hazırlıklı olun anlamına geliyor bir noktada. Ve döndüğümün hemen ertesi günü besin zehirlenmesi yaşadım. Bu benim hayatımdaki dördüncü besin zehirlenmesiydi ve oldukça şiddetli olan belki ikinci sıraya koyabilirim. İlki Siemens'te çalıştığım yıllarda olmuştu. Yine oldukça tehlikeli atlattım onu da. Ve aklınıza gelebilecek istifradan tutun, ishalden tutun ama bu 24 saat boyunca devam eden bir şeyden bahsediyorum. Ve hem ishal hem istifra durumu ve ateşin sürekli 37-37,5'larda olması bu biraz tehlikeli ateştir. Yani bir bakıma da iyidir. Bağışıklığın çalıştığını gösterir. Çok yüksek ateşler belli bir noktayı geçerse evet tehlikeli olabilir ama bu ateş hem kötüdür, olmaması istenir ama oluyorsa da ortada çok büyük bir savaş var anlamına gelir. Ve 48 saatin sonunda yavaş yavaş kendimi toparlamaya başladım. Ve bu süre içerisinde eğer eski Mustafa olsaydım anında acile gider idim. Orada tabii ki hemen işte serum belki bağlarlardı. Bilmiyorum orada yapılacak olacakların ne olduğu. Belki işte iğne yaparlardı ateşin düşmesi için, ateşin düşmesi için vesaire vesaire. Fakat tabii bir GEPS koç olarak bunları inceledikten, okuduktan, öğrendikten sonra şunu da parantez içerisinde belirteyim. Benim Instagram'da paylaşmış olduğum tüm tariflerin hepsi bizzat kendim tarafından yapılıyor. Videolarda paylaşmış olduğum bilgilerin tamamını kendim zaten uyguluyorum. Bu konuda içiniz eğer merak ediyorsanız müsterih olsun. Çünkü insan gerçekten yapmadığı bir şeyi tavsiye de etmemeli. İşin aslına bakacak olursanız. Velhasıl eski aklımla tabii ki hareket etmedim. Yeni bilgilerimle hareket ettim ama bunun riskini de aldım. Çünkü vücudunuz oldukça hırpalanıyor ve oldukça kendinizi kötü hissediyorsunuz. Bu süreç içerisinde tansiyonunuz düşüyor. Çok ciddi bir duruma da gelebiliyorsunuz işin aslında ama bunun kontrolü sizde. Yani o ayar hastaneye gideyim mi, gideyim noktasını çok iyi belirlemek gerekiyor. Bunu niçin söylüyorum? Belli bir süre vücudun kendi gücünü ortaya koymasına müsaade etmemiz gerekiyor. Konumuz neydi? Ateş. Bununla ilgili bu hikayeyi anlatmak istedim. Çünkü çok yeni olan bir olay ve sonuç itibariyle işte 48 saatten sonra ishal toparlamaya başladı. İstifra zaten ilk gece ve sabaha kadar oldu. Birkaç saat boyunca oldu. Fakat ishal 42 saat devam etti. Ateş ve beraberindeki işte üşüme aklınıza gelebilecek olanlar çok iyi biliyordur. Hepsi devam etti. Ve bu süreç içerisinde sadece bol miktarda probiyotik su, limonlu su aldım. Tabii ki bunları bilerek, bilinçli olarak yaptım. Ateş ile ilgili sevgili Doktor McBride diyor ki ateşe izin verin.
ateş varsa bu çok iyi bir şey. Bunu kitabımızı yine tanıtayım. Tabii ki fizyoloji sendromu, bağırsak fizyoloji sendromu ve ateşle ilgili bölümde bakın 42. sayfa ve 59. sayfalar. Buradan okuyabilirsiniz. Ateşe şükredin diyor Dr. McBride. Çünkü bakınız biz bunu yapmadığımız takdirde bu ister kendimiz için olsun, ister çocuğumuz, bebeğimiz için olsun, yakınımız için olsun. İlk anda ateşlendiğinde, ilk öksürükte, ilk boğaz ağrısında, ilk burun akıntısında olası aklınıza gelen başka durumlarda hemen doktor, hemen ilaç bunları yaptığınız zaman işte bağışıklık sisteminizi zayıflatıyorsunuz. Yani size ait olan antikorların oluşmamasına, akyuvarların çalışmamasına neden oluyorsunuz ve kendinizi zayıf duruma düşürüyorsunuz. Bir taraftan da kronik hastalıklara kapı açıyorsunuz aşama aşama. Eğer ateşe belli bir süre izin verecek olursanız, ateş esnasında tabii ki bu eğer bir menenjit söz konusu ise, bir menenjitle alakalı bir enfeksiyonel bir durum söz konusu ise bunlardan bahsetmiyorum. Ekstraordinary durumlardan, normal şartlardan bahsediyorum. O zaman tabii ki hastaneye müracaat edeceğiz. Ateşin düşürülmesi için gereken yapılacağız. Yani bir havale geçirme durumu söz konusu ise yani 39 ve üzerine çıkmaya başladığı andan itibaren. Bunun dışında vücudumuza müsaade ederek tabii ki bu arada çok büyük bir savaş oluyor vücudumuzda. Hani meydan muharebesi oluyor. Eğer deyim yerindeyse taş taş üzerinde kalmıyor. Bunu yaptığımız zaman ki ben bakın hiçbir ilaç kullanmadan bu 48 saati atlatıp sonraki 72 saatlik süreç içerisinde kendimi çok iyi hissetmeye tekrar yemek yemeye başladım ve bu 2 gün içerisinde 3 kilo verdim. İşi buradan tahmin edebilirsiniz nasıl olduğunu. Bunu yaptığınız takdirde işte vücudunuz tekrardan rejenere oluyor. Kendisini yeniliyor. Yani hani bir insan bir sıkıntıdan eğer yıkılmazsa daha güçlü kalkar gibi bir deyimimiz var ya. Deyim yerindeyse aynen o şekilde oluyor işte. Çok daha güçlü kalkıyorsunuz. Vücudunuz çok daha güçlü oluyor. Olası kronik hastalıklar ve kanser hücrelerinin ne evrilebilecek durumların tamamını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Her defasında bunu yaptığınız zaman. İşte onun için bizim kültürümüzde de özellikle Türk hamam kültürü olsun, işte Rusların banyası olsun, işte Finlilerin saunaları olsun, ta Kızılderililere kadar gidecek olursanız, inceleyecek olursanız, onların terlebe kulübeleri ne kadar olsun, hepsinin bir sebebi var. Kültürler çok kıymetli, çok değerli. Bunları izlediğiniz zaman bunların hepsinin hedefi vücudumuzdaki toksini dışarı atmak. Toksin dediğimiz şey zehir. Zehir. Ve ateşlenme esnasında da mümkün mertebe yapabileceğimiz kendimize en büyük iyilik, evet, yanımıza limonlu su alıp bol miktarda yudum yudum su içmek, kendimizi sıcak tutmak, mümkünse terlememize müsaade etmek, giysilerimizi değiştirmek ve probiyotik almak. Yoğurttan bahsediyorum. Tabii ki bu durum içerisinde çok halsiz oluyoruz. Vücudumuzun en büyük hayati organlara gidiyor. Ak yuvarlarımız ve al yuvarlarımız oralarda çalışıyor. Oraları ayakta tutmaya çalıştığı için elimiz ayağımız belki tutmuyor. İştahımız olmuyor. Ama mümkün mertebe ılık limonlu suyumuzu yudum yudum alıp probiyotik içerisine katıp yoğurt suyundan bahsediyorum ve yoğurt yiyebiliyor isek yiyip bu şekilde bu durumu en iyi şekilde atlatabiliriz. Bunun yerine tam tersini eğer yaparsak ne olur ki? Büyük çoğunluk bunu yapıyor. Anında küçücük rahatsızlıklarda, küçücük ateşlenmelerde bebek olsun, yetişkin insan olsun, doktor hastane ve ilaç protokollerine yaptığınız, başvurduğunuz zaman işte o zaman bağışıklık sisteminizi zayıflamasına
neden oluyoruz. Kronik hastalıklara kapı açıyoruz ve artık o yaşadığınız şeyi her mevsim bir veya birden fazla yaşayarak kendinizi de sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Bu konuda sanırım etraflıca özetlemiş olduk konuyu. Onun için sevgili Dr. McBride'in dediği gibi, eğer ateşiniz varsa şükredin.